birim metrekare maliyetle inşaatın yüz ölçümü çarpılması sonucunda bulunacak bir rakam üzerinden SGK prim yatırmak zorunda zaten işveren. Dolayısıyla burada bir kişi bile çalışsa, 15 kişi bile çalışsa o paranın yatırılması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bu yatırılma paraları ya burada fiilen çalışma birilerinin adına yatırıyordur. Evet. Burayı için söylemiyorum. Yani genel olarak. Anlıyorum hanım, genel olarak. Ya da hiç çalıştırmıyorsa reyse matra olarak gidip SGK yatırmak zorundadır. Yani evet. Bazen bu tip yollara tevessülüyor. Sizleri çalıştırıyor, eşini, çocuğunu, kızını, karısını falan sigortalı yapıyor. Evet. Tamam mı? Yani bu tip şeylere karşı sizlerin dikkatli olmanız lazım. Ben evet. Nerede çalışıyordum? Benim sigortam orada da yap, orada da yap. Hiçbir engel yok buna. Yeter ki çalışın. Tamam mı arkadaşlar? Ben de hani iki yerde çalışırken ceza gelir yok, falan diye yok, ben yok, öyle bir şey yok diye. Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz de kaba inşaat yapıyoruz. Kaba inşaat. Buranın kabasını mı aldınız? Alt taşeron olarak mı yoksa? Yok, sadece kaba şey, kabasını. Kabasını aldınız. Dolayısıyla siz yani burada işçi çalıştırıyorsunuz ama asıl işveren, sorumlu olan zaten işletme sahibi, işveren. Sizin herhangi bir sorumluluğunuz yok bu anlamda, yok. Tamam mı? Dosya burada açılmıştır mutlaka, vardır iş yeri dosyası. Evet. Hocam siz bu Tekirdağ SSK'dan mı geliyorsunuz? Evet, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden geliyoruz. Ben il müdürüyüm, tanıtmadık kendimizi herhalde. Evet, evet. Arkadaşlarımız da devletim ekibinden, sosyal evet. Güvenlik denetmenleri. Ara sıra böyle biz denetimler yapıyoruz, bundan sonra daha da sıklıkla yapacağız. Bölgemiz bir inşaat yönünden çok yoğun bir bölge. Yeniden bir dönüşüm geçiriyor. Dolayısıyla bu dönüşüm içerisinde inşaatlar çok ciddi bir yer kaplıyor. Çalışan anlamında da en yoğun ve tehlike sınıfının, grubunun riskinin yüksek olduğu alanlar. Biz sizlerin sağlıklı, güvenli ve sosyal güvenlik açısından kafanızı dinç olduğu bir ortamlarda çalışmanızı arzu ediyoruz. Herhangi bir sorunuz, sıkıntınız, SGK ile ilgili, çocuklarınızla ilgili bu anlamda sıkıntınız varsa il müdürlüğünüz her zaman için gelip sorunlarınızı ilgili arkadaşlarınıza iletebilirsiniz. Sosyal güvenlik sizin için bir hak arkadaşlar, evet. Tamam mı? Yani işverenin inisiyatifinde onun lütfuyla verilmiş bir şey değil, yani lütfettiği bir şey değil. Hepinizin işe girdiği andan itibaren hem ücretlerinizin hem de primlerinizin ödenmesi konusunda işverenin bir sorumluluğu ve yükümlülüğü var. Bunu hepinizin bilmesi gerekiyor. Sizin de işe girdiğiniz yerde neresi olursa olsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya da herhangi sosyal güvenlik birimine ben falan iş yerinde işe girdim, çalışmaya başladım şeklinde bildirimde bulunabilirsiniz. O işletmede sizin sigortanızın yapılıp yapılmadığını biz o sayede daha kısa sürede öğrenme imkanına kavuşuruz. Evet. Tamam mı ya? Öyle bir hakkınız da var. Ben şu işletmede çalışmaya başladım diye sadece bir dilekçe vermeniz bile yeterli. Sosyal güvenlik binası da biz yaptık. Böyle bir denetlenme genel olarak kimler de yarayacak? Tabii. Yani sizin de sosyal güvenliğinizi sağlaması, işverenlerin kendilerine çeki düzen vermeleri anlamında bunlar önemli. Tamam mı arkadaşlar? Çay bu benim mi çayı? Evet. Şimdi ben size bir şey anlatayım. Ben lise 3-4, lise 1, lise 2, lise 3-4 okurken ben sizin böyle işaretlerde çalıştım. Biliyor musunuz? Ben her düzenim. Aynı inşaatlarda ben de çalıştım. Yani tabir caiz gerek yok yani sonuçta üste olmadığına göre amelilik yaptım yani. Tamam mı? Yani bu çok yadırganacak bir şey değil. Hepimiz çalıştık, bu yollardan geçtik. Sonuçta sizlerin yaptığı bu binalarla insanlar evlerinde huzurlu bir şekilde uyuyabiliyorlar. İşinizi en iyi şekilde yapıyorsanız yaptığınız iş en iyi iştir aslında. Biliyor musunuz? Yani dolayısıyla bu siz çok güzel, değerli bir iş yapıyorsunuz. Mesleğiniz var hepinizin olanlar açısından veya mesafe kat edecek olanlar açısından da bu işi iyi öğrenmeye bakın. Meslek, zanaat, herkes de olmayan bir şeydir. Buranın sahibi de yazıyor. İsmail Bilir. Evet. Burası mı? Sizlerim. Ne zamandan beri çalışıyorsunuz? Burada mı? Yapıram olur burada çalışıyorum. Sigortan var mı? Sigortan var da başka yerde. Başka yerde. Başka yerde. Bugün itibariyle girişini yazın arkadaşımızı buraya. Ücretiniz günlük mü? Günlük yemeği mi alıyorsunuz? Aylık? Günlük de bunlar aylıkçı olarak şimdi. Günlük yemeğe 65 lira. Asgari ücret yazar. Yani ücretler konusu. Evet. Can Baycur. Bu da diğer bizim tarafta. Tam öbür tarafta herhalde.